Neler var savaş işgal yılları ile ilgili? Anne, işgal yıllarıyla ilgili neler var? Karne, marne. Yani işgal yılları. Şimdi buraya ne kadar Yunan askeri geldi hatırlıyor. Yani babanız anlatmış mıydı? Hangi işgal yılları? Yani Yunan, hani bu Yunan işi, evet, 20'li yıllardaki evet. İşgalden bahsediyor. İzmir işgal oldu ya. İzmir işgal oldu ya, İzmir. 1919'da. Ama annem yoktu ki o zaman. Hayır, ama babanız anlattı mı acaba diyor. Hayır, anlattı. Anlatmadım. Ayvalık'ta işgal olmuş. 120 bin asker varmış bu civarda. Ayvalık işgal oldu. Zaten ben çünkü o gün varmışlar şeyler, Yunanlılar, Rumca. Kedilerini bile keseceğiz Türklerin diye. Zaten de Türk ola ola 11-12 hane Türk varmış. Ondan sonra bunlar kapanıyorlar. Yok, gelmiş Türklerin bir kısmı galiba. Bizim Yusuf amca da buradaymış. O gitmiş kum torbaları bulmuş, pencerelere koymuş da korumak için. Camdan. Fakat gece şakır 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 atlar girmiş şey tarafından. Bu İzmir tarafından girmişler. Sizin dediğiniz. Hı-hı. Yunan askerleri mi girmiş atlarla? Artık bilmiyorlar. Hı-hı. Onlar da kapalı. Artık kadınlar secdeye kapanmışlar, okuyorlar, toplanmışlar bir eve zaten. Ondan sonra bakıyor, tık 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 kapı da vuruluyor, tamam diyorlar, şimdi öldürecekler bizi hepimizi. Bir de açıyorlar, bakıyorlar şey, bizim Türklerden, bakıyor açın, 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 açıyorlar. Meğerse geçenler Türk askeriymiş. Atatürk'ten gelmiş. Atatürk, artık Atatürk mü girdi o, yani, daha iyi bilirsin. At sırtında gelmişler Balıkesir'den. Evet, at sırtında gelmişler Balıkesir'den. Peki babanız çarpışmalara katılıyor mu? Katılmış biraz da. Ama çok değil, o daha ziyade geri işleri, şeyleri. İstihbarat dediğimiz bölümle uğraşıyordu. Uğraşıyordu, evet. Peki Hasan Basri Çantay'dan bahsediyor muydu babanız? Hasan Basri Çantay. Evet, ama kimdir o zaman? İşte Balıkesir'de irtibata geçtiği, haberleştiği kişi Hasan Basri Bey. O zamanların gazetecisi Hasan Basri. Hasan Basri hep geçerdi bizim evimizde ama ben Hasan Basri'yi tanımam. İşte gazetecidir. Babanız Ali Bey Hasan Basri'ye onunla iletişime geçiyor. Ona haberleri gönderen ve bunların işte gazetede basılmasını sağlayan, Balıkesir'deki gazetede basılmasını sağlayan kişidir. Tabii gazete o dönemde kaçak basılıyor. Sürekli kovuşturmaya uğruyorlar. Hasan Basri de belli bir dönem kayboluyor. Yani ailesi kaçırıyor onu, işte hep bir yerlere gidiyor. Hasan Basri'nin ismi geçerdi ama ben görmedim. Neyse, ben kızınıza verdim. Hasan Basri'nin anıları var. Babanızdan uzun uzun bahsediyor. Hasan Basri Balıkesir kongrelerinden sonra İzmir'e gidiyor. İzmir'de bir kongreye katılıyor. İşte ondan sonra oradan, hatta seni tutuklayacaklar, tutuklama emri çıkınca işte Bergama üzerinden, Kozak üzerinden Pelitköy'e geliyor ve babanızla ilk kez Pelitköy'de görüşüyorlar. Yani. Pelitköy'e babam çok giderdi. Çünkü Mebus Mehmet Bey oradaydı. Mebus Mehmet Bey öyle deniliyor, öyle anılıyor. Mebus Mehmet Bey oralı. Oraya gidiyordu. Onun evinde herhalde ağırlanıyorlardı, orada oturuyorlardı. Yani burası çünkü tehlikeli yerdi. Peki babanız şeyi anlatıyor muydu? Mücadele esnasında Kuvayi Milliyecilerin bir hani sınırı var mıydı? Ayvalık Rumlarını ya da işte Yunan ordusunu diyelim, daha doğru bir kelimeyle. Yunan ordusunu hangi sınırda tutmayı becerdiler ve çatışmalar hangi sınırda oluyordu? Burhaniye mi, Karaağaç mı, yoksa değişiyor muydu o sınırlar o savaş esnasında? Bunları hiç anlatıyor muydu babanız? Anlatıyordu ama o çocuğum, şimdi ben sana anlatamayacağım. O değişiyordu tabii. Tabii. Değişiyordu. Yalnız bir yerde olur mu? Değişiyordu.